selam getirdim ama kendi selamımı değil, esaret altındaki annelerin selamını getirdim. Mazlum gencecik insanların selamını getirdim. Gözyaşlarıyla getirdim bu selamları. Ben orada geçirdiğim 357 günün sonunda koğuş kapısından çıkarken, arkadaşlarımla vedalaşırken herkes Kazım Gürekyüz abiye, özellikle İbrahim Özdabak abiye, onların nezdinde hepinize selamlar söylediler. İnsanlar ağlayarak her şey için teşekkür ettiklerini, sizleri ve sizlerin yaptıklarını asla unutmayacaklarını söylediler. Öncelikle bunu iletmek istedim. O koğuşun demir kapısı kapandığında 357 gündür ben çok tahliye görmüştüm. Yani birçok arkadaşımızın tahliyesine şahit olduk. Birisi orada tahliye olduğunda ilk yapılan şey böyle çok gürültü çıkartmak. Bütün işte duvarlara, camlara, demir kapılara falan vurup birisinin oradan çıktığını, birisinin oradan kurtulduğunu bütün herkese duyurmak için orada yapılmaya çalışan şey çok fazla gürültü çıkarmak. Ben orada çıkarken insanların yapmaya çalıştığı şey sadece Kazım Gürekyüz abiye, İbrahim abiye selam söylememi istemeleriydi. Ağlayarak bunu yaptılar. Ya bu çok ağır bir selam. Tekrar tekrar bunu iletmek isterim. Ben bu gece sizlere aslında orada yaşadığım, 357 günde yaşadığım psikolojik işkencelerden, maruz kaldığım hukuksuzluklardan bahsettik de böyle güzel bir ortamda sizleri de üzmek istemiyorum. Ben aslında bu akşamki yani tek gündemim belki de o cezaevinin kapısının ardında kalan tutsak çocuklar. Yani aramızda herhalde salonun yarısından fazlası hanımefendiler var, anneler var, babalar var burada. Yani bir evladın beton kutunun içerisinde olması o kadar zor bir hadise ki. Yani anneler bilir, çocuğun canı bir şey istediği zaman tutturur, başka bir şey yemez. Canı patates kızartması istediği için böyle 3 gün 4 gün orada yemek yemeyen çocuklar var. Çocuk tutturuyor patates kızartması. Onu yedirmediğiniz zaman 3 gün 4 gün o çocuk orada hiçbir şey yemiyor. Anne çaresiz, ne yapacağını bilmiyor. Çocukların kimisi oraya bir iş yeri zannediyor. Kimisi oraya bir yurt zannediyor. Kimisi annesinin orada öğretmen, doktor olduğunu zannediyor. Sürekli anne bizim işimiz ne zaman gidecek buradan? İşte biz para kazanmanı istemiyoruz. Ne zaman buradan çıkacağız? Babam nerede? İşte dışarısı neresi, içerisi neresi? Koğuşa aniden gelen bu askerler kim? İşte bu gardiyanlar kim? Sürekli çocuklar bunları soruyor. Düşünün, çocuklar o kadar çok etkileniyor ki annesinin orada para kazandığını zanneden çocuk paraya ait olan her şeyden nefret ettiği için üzerindeki kirlenmiş giysisini bile çıkartmak istemiyor. Ben para istemiyorum, sen bana yeni giysi alma, ben hep bunu giyeceğim diyor. Çocuk ya kirlenmiş giysisini çıkartmıyor ya da yani günlerce o kıyafete çok titizleniyor. Kıyafeti noktasında hassas oluyor. Bunları yapanlar 4 yaşında, 3,5 yaşında çocuklar. Yani öncelikle ben o çocuklara çok dua etmenizi istiyorum. 357 günün sonunda kapı açıldığında bana deselerdi ki sen mi buradan çıkmak istersin yoksa o çocuk 30 günlük Akif bebek, annesi ve kardeşi 4 yaşındaki kardeşi Murat mı oradan çıksın diye bana sorsalardı. Herhalde hiç düşünmeden onlar çıksın derdim, onların çıkmasını isterdim. Gazetede yer alan haberde de işte çeşitli sıkıntılardan, çocuklara oyuncak verilmediğinden, kalem boyu olmadığından vesaire bunlardan bahsetmiştim. Ama hani iman varsa imkan da vardır diyor ya, iman varsa imkan da vardır. Orada çocukları mutlu etmek için bir şeyler yapmaya gayret ediyorduk. Vaktimin çoğu kitap okuyarak ve çocuklara bir şeyler yaparak geçti. İşte çocuklar sıkılmasın diye 4 yaşında, 3,5 yaşındaki çocuklara diyordum ki hadi gelin bugün sizi okula yazdıracağım. Bir tane plastik masanın üzerinde işte okul kayıt işlemleri yapıyoruz. Çocuk diyor ki abla çantasız okul mu olur? Ben görüyorum çocuklar çantayla okula gidiyor. Sarı toz bezleri var ya mutfakta kullandığımız. O sarı toz bezlerinin ikisini birbirine dikiyorduk. İşte ondan böyle askılık falan yapıyorduk. Çocuğa sırt çantası yapıyorduk. Onunla her akşam titizlikle okula gelip işte çizgi çubuk çekiyordu. Beraber ders çalışıyorduk. Size gelirken orada çocukların oynadığı şeylerden bir tanesini getirdim. Bu iki tane ilaç kutusu. Bu Murat'a yaptığımız bir oyuncak arabaydı. Murat bunlara sarılıp yatıyordu. Bunları hiç kimseyle paylaşmıyordu. Onun çünkü tek gördüğü oyuncak oydu. Bu şişe, plastik şişe kapakları. Altında ilaç kutusu var. Dışındaki jelatin gibi gözüken şey de sallama çayların paketi. Murat orada bunlarla oynuyordu. Hatta o kadar ki çöp poşetinin yani çöp kutusunun, koğuşun çöpünün önünde bekliyordu. Birisi bir pet şişede su içip atsa veya sallama çay atsa Nur ablam bunlardan icat yapacak, bunları atmayın falan deyip poşete donduruyordu sürekli. Biz onu yapıyorduk. Mesela bu bir tane bez bebek ama bu çoraptan yapılmış. İçinde de işte pamuk falan var. Orada arkadaşlarla bunları yapıp oradaki çocukların oynamalarını sağlıyorduk. Çocuklar bunları hiç bırakmıyordu. Ben koğuştan çıkarken oradaki 30 günlük Akif bebeğin annesi Akif'in mendilini gönderdi.
Bunları size getirdim. Hani Kazım abilere teslim ederim. Onlar nerede muhafaza ederler?